Uşak Rancık ve Çatka programına sizin için güzel yerleri gezmeye devam ediyorum. Şimdiki adresimiz Alaçatı Vitrini. Şimdi burayı işleten Ebru Hanım ile görüşeceğiz. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız Ebru Hanım? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Alaçatı Vitrini'nden biraz bana bahseder misiniz? Ne kadar süredir burada? Mesela ürünleriniz nelerdir? Kampanyalarınız var mı? Hepsini öğrenmek istiyorum. Tabii tabii, ben kısaca bir bilgi vereyim. Biz Alaçatı Vitrini olarak hemen hemen bir buçuk yıldır buradayız. En önemli şeyimiz, özelliğimiz de kışın da açık oluyor olması. Çünkü genelde biliyorsunuz Alaçatı sezonluk bir yer. Hemen hemen 3-4 ay sürüyor burada sezon. Ve 3-4 aydan sonra hemen hemen tüm mekanlar ne denir ona? Kapatıp gidiyor. Fakat biz dedik ki acaba farklı bir şeyler yapabilir miyiz ya da Alaçatı için ne yapabiliriz? Çünkü gerçekten buraya geldikten sonra sadece ticari olarak düşünmeniz yeterli değil. Çünkü havası, insanları, her şeyle çok doğal, çok güzel bir ortam. Ondan dolayı buradan çok fazla vazgeçemedik. Ve biz de dedik ki kışın da burada olalım. Kışın da en azından Alaçatılı'ya hitap edelim. Onların daha alabilecekleri, daha çok ihtiyaç duydukları, Çeşme'ye ya da İzmir'e gitmelerini engelleyecek her türlü ürünü ayaklarına getirelim diye biz kışın da açık olan bir mekanız. Şu an gördüğünüz ortam biraz daha yaza yönelik bir konsept. Ancak kışın geldiğiniz zaman bu şekilde burayı göremiyorsunuz. Biraz daha günlük tüketim ürünleri olan bir yer oluyor. Şu anda sezon gereği bikini mayo koyarken o dönemde biraz daha eşofman, tek alt, tek üst, işte iş çamaşırına yönelik olan bir takım şeyler koyuyoruz. Memnunuz burada olmaktan. Onun dışında çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Sadece ürünlerimle ilgili belki birazcık size şey yapabilirim. Bilgi verebilirim. Burada biraz günlük tüketim ürünleri derken sezona yönelik ürünler olduğu gibi aynı zamanda tasarım ürünler de mevcut. Adından da anlaşılacağı üzere burası Alaçatı Vitrini ama aynı zamanda da küçük bir nüans var orada, Ebruli dedik. Ebruli biliyorsunuz rengarenk demek. Bu rengarenkliğin içindeki benim düşündüğüm kavram şu, burada herkesin geldiğinde bir şey bulabilmesi. Burada tasarım ürünü de görsün, günlük tüketim ürünü de görsün. İşte ayakkabı ve parça giyim dışında bir takı da görsün ama takı bunlar özel olsun. Doğal taşlar olsun, çok fabrikasyon tarzı değil de kişiye özel takılar olsun dedik. Ondan dolayı burada bir takım tasarımcılarımıza, belli başlı tasarımcılarımıza yönelik ürünler de mevcut. İlgi oluyor. Sezon daha yeni başladı. Haziran'ın başıyız, daha okullar yeni kapandı. İnanıyoruz ki Alaçatılı'ya tekrar yapmaya, hizmet vermeye devam edeceğiz ama bunun yanı sıra da ek müşteriler kazanmaya çalışacağız. Benim söyleyebileceklerim bunlar ilk etapta. Tabii rekabet var, bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü butik ya da giyim işiyle uğraşan çok fazla yer var burada. Burada rekabeti biraz pazarlamayla yakalamaya çalışıyoruz. Benim en büyük hedefim sadece ben kazanmayayım. Benimle beraber de belirli mekanlar kazansın. Biraz onu da istiyorum açıkçası. Ondan dolayı bugün hatta kampanyam başladı. Eylül sonuna kadar olacak bir kampanya yarattık. Diyoruz ki vitrinden giyin, kuşan ve kazan diyoruz. Burada belirli alışveriş tutarları var. Bu alışveriş tutarlarını yapan müşterilerimize yine Alaçatı'da belirli mekanlarda hediyeler veriyoruz. Bu kahvaltıdan öğle yemeğine, öğle yemeğinden akşam yemeğine ve konaklamaya kadar giden alışveriş tutarları. Bu kampanyayı beraber yürüttüğümüz mekanlar da bundan çok mutlu. Çünkü bu şöyle söyleyeyim size, karşılıklı bir pazarlama. Yani sadece benim kazanmam değil, onların da kazanması. Böyle bir içinde olduğumuzu düşünüyorum o zaman. Bir güç birliği içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Güzel, mutluyum burada olmaktan. Çok güzel. Peki şunu merak ediyorum ben. Kışın da buradasınız. Peki işler nasıl oluyor? Sonuçta Alaçatı'daki insanlar yazın geliyorlar, gidiyorlar sonra. Evet. Şöyle söyleyeyim. Biz bundan çok fazla yılmıyoruz.
Çünkü siz de girip araştırdığınız zaman Alaçatı'nın normal kışın nüfusu 12 bin kişi var. 12 bin kalan kişi var. Ve bunların, bu kişilerin de bir takım ihtiyaçları var. Giyim ihtiyaçları var. Burada kışın en etkin şey pazar. Cumartesi günü kurulan pazar. Orası da tekstil getiriyor. Ancak gelen tekstil ürünleri oldukça dar ve çok ihtiyacı yönelik olamayabiliyor. Ondan ötürü dedik ki 12 binin bir bölümüne hitap edebiliriz. Pardon, onların ne denir ona, hani İzmir'e ya da Çeşme'ye gitmelerini engelleyebiliriz. Biz onlara yönelik bir şey yapabiliriz. Bunun için de aslında biraz onları dinledim ben. Yani ne isterler? Bizden beklentileri ne? Biz eğer burada açık kalırsak kış boyunca ne tarz ürünler getirmemizi isterler diye birçok araştırmacıyla konuştuk. Ve istediklerini getirmeye çalıştık. Sağ olsunlar. Onlar bizi desteklediler ki biz de şu anda bu noktadayız, yani öyle söyleyeyim. Evet, güzel. Genelde Alaçatı'da hani herkes, şahsen ben de öyle düşünüyorum, hani mağazalar, restoranlar çok pahalı. Evet. Hani gördüğüm kadarıyla da öyle, tabii bazı yerler hariç. Hani burada ürünlerin fiyatları nasıl veya nasıl rekabet ediyorsunuz diğer yerlerle? Şimdi şöyle söyleyeyim, doğru, haklısınız. Alaçatı deyince hani biraz daha böyle her türlü sosyetenin geldiği, işte alışverişte en top fiyatların olduğu, yeme içmede en top fiyatların olduğu yer olarak biliniyor ve görülüyor. Biz, yani bu kurumun ya da dükkanımın hedefi ya da bizim mantık olarak hedefimiz kaliteli ürün getirmek ve kaliteli uygun fiyata satmak. Eder değerine, paha değerine satmak. Yani oradan kar payını 1'e 5 koymak değil, gerçekten bunun ederine, ben her ürünü rafa koyarken ya da sergilerken ben Ebru olarak bu ürünü ne kadar liraya alırdım mı düşünüyorum. Ve ona göre fiyatlarımızı belirliyoruz. Tabii ki kazanmak zorundayız ki ayakta kalalım, ama dediğim gibi ana hedefimiz kaliteliyi uygun fiyata vermek müşteriye. Zaten bundan dolayı da Alaçatı'ya hitap ediyoruz. Ondan dolayı onları korkutmamak için de, çünkü kışın da devam edeceğimiz için burada, ayaklarını kesmemek, onların sadakatini engellememek açısından da hani bu tarzda bir bakış açısına sahibiz açıkçası. Ama mutluyuz yani gerçekten. Çok iyi bir şey yapmışsınız. Hani insanların düşüncelerini alıp ona göre çalışmalar yapmak. Evet, dinliyoruz. Çok yani güzel. Dinliyoruz. Onlar bizim evet müşterimiz. Ama burada diyaloglar gerçekten çok farklı. Çok doğal gelişiyor bazı diyaloglar. Ve tamamen onları dinliyoruz yani. Dinleyerekten hareket ediyoruz. Öyle bir firmayız. Gerçekten çok güzel. Ebruli diyorsunuz. Her yerde çok renkli kıyafetler, bikiniler, ayakkabılar var. Evet. Hani cidden ismi gibi Ebruli. Öyle, öyle olmasına özen gösterdik açıkçası. Kardeşimle beraber işte götürüyoruz. O elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Hiç kapatmadık ve buranın halkına hitaben ayakta durduk. Amacımız yani dediğimiz gibi kaliteyi uygun fiyata satmak. İndirim demiyoruz. Uygun. En önemlisi de o zaten. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Çok size bol bol kazançlar diliyorum. Her zaman için bekleriz. Tabii ki her zaman geliriz. Sizi mutlaka Alaçatı vitrinine bekliyoruz.